Günaydın. Şimdi diyeceksiniz ki Özge niye boş boş gülüyorsun? Hani öğretmenler der ya, kızım komik bir şey mi var? Komik bir şey varsa söyle biz de gülelim. İşle ilgili bir şey oldu da ona güldü. Günaydın, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben biraz iyiyim, biraz kötüyüm. İyiyim çünkü aslında böyle güzel uyandım. Uykumu alarak uyandım. Çok nadir sabahlardan biri bu. Kötüyüm çünkü Özgü Duru'yu Murat ve sevgili annem hastaneye götürdü. 4-5 aydır bu korona çıktıktan sonra hiç hastaneye gitmedik. Bir tek sağlık ocağına gittik, aşılarını yaptırdık ve döndük. Yani bir kan değerlerine, vitamin eksikliklerine vesaire baktırmadık. Çok kötü bir ses var şu anda. Sanırım dışarıda bir yol çalışması var ya da başka bir şey bilmiyorum. Umarım sesim net algılanıyordur. Şimdi ben çalışıyorum. Çalıştığım için de sabah erkenden kalktım. Şöyle kendime bir tost ve çay yaptım. Tostunu da göstereceğim. Böyle beyaz peynir, domates ve zeytini. En sevdiğim tost. Onu yiyeceğim şimdi afiyetle. Yapmam gereken çok iş var. Onları bitirmem gerekiyor. Özellikle bugün iyi çalışmam gerekiyor. Açıkçası ofise gittiğim zamanlar çok daha verimli çalışıyorum. Evde çok bölünüyorum doğal olarak. Hazır şimdi kimse evde yokken böyle gaza basıp güzel bir gün geçirmem gerekiyor. Verimli bir gün geçirmem gerekiyor. O zaman bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler diliyorum. Az önce ilk tabii ben vlog açtım, sen bilmiyorsun, sabah uyandım falan çalıştım. Sonra öğleden sonra olmuştu, bir telefon geldi, bankadan aradılar. Hızlıca bankaya gidiyoruz, imzaları atacağız. Evimizin değeri belli oldu, ne kadar ödeyeceğimiz belli oldu. Ama imzaları attıktan sonra göstereceğim, söyleyeceğim. Bu arada bilgisayarım da yanımda, ne olur ne olmaz. İzin aldım yine bir saatlik ama acil bir durum olursa hemen müdahale etmek için tam destek hala çalışıyorum. Şimdi babamla Bahadır da geliyor. Hep birlikte bankaya gidiyoruz. İnşallah hayırlısı olur. İçimde böyle bir mutluluk oluştu. Murat'ta da birazcık şey var. Korku oluştu. Heyecan ve korku. Nasıl ödeyeceğiz falan diye düşünüyoruz. Ama detayları size sonra anlatacağım. Ya evle ilgili çekeceğim videoları, yani evde yapacağım her şeyi çok heyecanla bekliyorum. İnşallah hayırlısı olur. İki ay sonra göreceksiniz. İki ay sonra. İki ay sonra seyredin beni. Ne için? Çok özgüven. Ameliyat olacak da. 30 kilo 2 ayda. 90. Bankada işlerimiz bitti. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Evrakları emlakçıya vermemiz gerekiyor. Belki evi de görebiliriz ki inşallah görürüz. Çünkü unuttum sanki. Detayları sonra söyleyeceğim. Ne kadar kredi çıktı, ne kadar ödeyeceğiz. Bu videonun sonuna doğru söyleyebilirim. Çünkü şimdi bir bakmamız lazım. Kendimiz de çok emin değiliz. Tam net oturmadı yani bizde de. Bir kağıtları falan bir kontrol edeceğiz. Bakacağız. Sonrasında size bilgi vereceğim. Azıcık geziyorum. Ölmedim de gülmedim. Ev alınca ben
Evet arkadaşlar, şimdi artık açıklama yapabiliyorum. Çok sallıyorum kamerayı, farkındayım. Tripodla bir türlü ayarlayamadık. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Tek elle telefon tutmaya çalışmak ve bir yandan konuşmak çok zor oluyor. Umarım çok küçük sarsıntılar sizi rahatsız etmez. Şimdi bütün evle ilgili bütün detayları bu videoda anlatmak istiyoruz. Ne kadar aldık, ne yaptık, nasıl oldu bu işlemler, alabildik mi gibi bütün detayları aktaracağız. Evi aldık sayılır arkadaşlar. Sadece tapu işlemleri kaldı. Onu da inşallah yarın hallediyoruz. İnşallah. Bu sürece nasıl başladık? Öncelikle onu anlatalım. Bu banka kredilerindeki oranların düşmesi sonrasında biz ev arayışına çıktık. İlk başta Sedalar'la ortak bir ev almaya karar verdik. Ancak sonrasında ortak tapu yapılamıyor diye bir duyum aldık. O yüzden biz de kendimiz acaba tek mi baksak dedik. Sonra bir yere vazgeçer gibi olduk. Çünkü ev fiyatları çok yüksek geldi. Araba mı alsak onun yerine, arabayı mı yükseltsek falan dedik. Sonrasında motor mu alsak dedim. Murat yani onu dedi. Sadece ben dedim. Ben de duymamazlıktan geldim. Sonrasında çünkü ev daha mantıklı ve bir yatırım baktığınızda bu evin ödemesi bittiğinde bu evi satıp başka bir ev alabilirsin. Ya da yani kira geliri olacak sonuçta. İstersen satma, istersen kalsın. Tabii ki ev daha mantıklı. Ben ev alamazsak motor alalım diye zaten düşünmüştüm. Sonrasında ben sahibinen.com'da bayağı bir araştırıyordum. Her gün neredeyse bakıyordum. Sonrasında bir ev gördüm ve Murat'a gösterdim. Murat da beğendi. Gittik, gördük, evi beğendik. Evi siz de gördünüz, biliyorsunuz. Bizim amacımız yatırımlık bir ev, uyguna bir ev almaktı. Kira getirisi olan, götürüsü olmayan, elimizde patlamayacak, yarın öbür gün satabileceğimiz bir ev almaktı. Bu yüzden de o evi tercih ettik. Ev çok küçük, 50 metrekare falan, 1+1. 165 bin TL'ye. Tapu ve komisyon içinde dahil aldık. Bankaya başvurduk. Banka arayışlarımız, biz katılım bankasını tercih etmek istedik. 0.74 ve 64 oranları var. Yeni evleri 0 evlere 0.64, ikinci el evlere 0.74 oranla veriyorlar. Ama bizim evimiz ikinci el olduğu için ve belli bir yıl... Şöyle anlatayım ben. 2019'dan sonra devir olduysa tapuda... 0.74 kullanamıyorsunuz. 2019'dan önce olduysa 0.74 kullanabiliyorsunuz. Ve eviniz sıfırsa, ilk defa satışı yapılacaksa 0.64 sanırım kullanabiliyorsunuz. Ve %90'a kadar da fonlayabiliyor. 150 bin TL karşısında Murat başvurdu. Ben de Murat'a kefil oldum. İkimiz de çalışan ve borcularımız olduğu için çok rahat bir şekilde 150 bin TL'lik kredi bize çıkmıştı. Evet. Ancak... Biliyorsunuz ev almada bir ekspar olayı var. Ekspar olayı devreye girince kredi oranımız düştü. Neden? Ekspar eve 160 bin değer biçti. Biz de bankada dedi ki biz onun sadece %80'ini kullandırabiliyoruz. Alacağınız evin enerji sınıfına ait bir sertifikası varsa, A veya B sınıfıysa %90'ına kadar kredi kullanabiliyorsun. Ancak bizim alacağımız evde böyle bir enerji sınıflandırması yok. Olmadığı için de %80'e kadar kullanabildik. Mesela bizim oturduğumuz şu anki evde var. Bu ev için almış olsaydık %90'ına kadar kredi kullanabilecektik. Hı. Böyle bir şey getirmişler, koşul getirmişler yani. Aynen. Murat daha iyi anlattı. 128 bin TL'ye kadar, 160 binin %80'i 128 bin TL'ye kadar kredi vereceğini söyledi banka. O yüzden her şey tamam. Evet. Ben çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyuz çünkü bu yaşımızda birazcık borcun altına girdik açıkçası. Birazcık. Bayağı bir borcun altına girdik. Bu arada ödemeleri de söyleyeyim size. Biz 100 ay yaptık. Yani yaklaşık bu 8,5 yıl falan yapıyor. 100 aya ayda 1900 TL karşılığında, aynen doğru, ayda 1900 TL bir ödememiz olacak. Biz de şöyle düşündük, emlakçıyla da görüştük, dedi ki eğer evi bu şekilde verirseniz, yani eşyasız bir şekilde verirseniz 750 TL'ye ancak kiralayabilirsiniz, ama evin içini doldurursanız, eşya alırsanız 1000 TL'ye kadar kiraya veririz dedi. O yüzden biz de eve eşya almaya karar verdik. Bu konuda da şöyle bir planımız var. Evle ilgili de şöyle bir planımız var. Evi dayalayıp döşeleceğiz inşallah. Evde koltuk var, gördünüz. Buzdolabı da sağlanmış. Yatak odasında da bir dolap var, yatak var. Hı-hı. Onlar hazır. Evin neyi eksik? Fırını, ocağı. Ocağı birazcık kötüydü. Yani böyle ikili ocaklardan da. Biz normal... Set üstü oluyor ya hani o ocaklardan vardı. Hı-hı. Biz daha değişik bir ocak aldık. Size göstereceğiz zaten. Evet. Evde şu an balkonda. Aynen.
fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, Store. Halı, işte başka ne düşündük? Başka koltuğa bir örtü alacağız. Evet, bulabilirsek onu da alacağız. Koltuk kötü değil ama bir yerinde bir sigara deliği var. Çok küçük bir yerinde, birazcık göze batıyor ama koltuk bence idare edebilir. Yani bizim bu koltuğun aynısı sarı rengi sadece. Aklıma ne geldi Murat biliyor musun? Bizim o salondaki bir tane berjeli de oraya mı götürsek diye düşündüm. Ama renkleri tutmaz ki. Sarı turunculu yapacağız. O turuncu benim şey var ya, televizyon üstündeki tabloyu. Onu da koltuğun üstüne düşündüm. Yani sen planladıysan olabilir. Burada ama işimize yaramıyor mu o berjelin bir tanesi? Şu anda yarıyor ama evin yerini değiştireceğiz ya. O zaman nasıl olur bilmiyorum ama şimdilik kalsın. Şimdilik koymayalım da belki ilerleyen zamanda koyarız. Ve şöyle de bir karar aldık. Ve bu kararı alınca Özge'nin aklına hemen bir ampul yandı. Hani filmlerde oluyor. Aşkım beni göstermiyorsun herhalde. Özür dilerim. Filmlerde olur ya, şöyle bir ampul yandı. Dedi ki biz dedi neden buraya yeni bir bulaşık makinesi alalım ki? Biz kendi evimize bulaşık makinesi alalım ve buradakini oraya götürelim dedi. Sonra aynı şeyi. Bir 5 dakika geçti. Biz dedi neden buraya yeni bir fırın alalım ki? Bizim evdeki fırını buraya götürelim ve bize yeni bir fırın alalım dedi. Sonra biraz daha zaman geçti. Yok başka bir şey demedim. Evet ben de dedim ki istiyorsan dedim bütün mobilyaları işte evdeki her şeyi boşaltalım. Yeni eve götürelim. Biz buraya yeni eşya alalım dedim. Onu kabul etmedi. Herhalde sığmaz diye düşündü. Orada bir şey oldu. Halıları falan dedim ben toplayalım götürelim o eve. Ama tabii o ev küçük olduğu için bunu uygulayamadık. Sadece fırını ve bulaşık makinesini Özge bu ev vesilesiyle değiştirmiş olacak. Nasıl abartıyorsun? Nasıl? Abartmıyorum, böyle oldu. Ev vesilesiyle bunu değiştirmiş olacak. Ama neden? Hemen normalde bir şey söyleyeceğim. Benim hakkımı yeme. Ben müsrif bir insan mıyım? Hayır değilsin canım. Hakkını yemek için söylemiyorum tamam. Ki. Peki ben böyle çok her şeyi isteyen, her gördüğünü hayır, almak zaten isteyen ve çok tüketen bir insan hayır, mıyım? Hayır değilsin. Zaten tamam. Bulaşık makinemiz yıkamıyor. Eğlendiğimizden beri. Bakın, çünkü o makine ben anlatabilir miyim? 11 yıllık makine zaten. Artık eskidi yani, yıkamıyor. Fırında biliyorsun Özge'nin kekleri böyle kabarıyor ama sonra sönüyor. O tamamen fırınla alakalı olduğu için bundan sonra Özge'nin kendi yeteneklerini gösterebilmesi açısından bundan sonra bize bol bol dalga poğaçalar. Şu an dalga geçiyor. Ya niye dalga geçiyor? Hayatım sözümü kesme. Tamam kek güzel yapamıyor olabilirim. Söylüyorum. Senin yeteneklerini ama daha güzel poğaçalarım sergileyebilmen için biz fırın aldık. Hayır, fırını aldım bu fırın arada. Fırın da 11 yıllık. Bulaşık makinesi tabii 11 canım, yıllık. Evlenmeden önce onları değiştirmemiştik. Yani değiştirmeye gerek yok. Kullanırız. Birkaç yıl sonra yenisini alırız demiştik. Biz de şimdi yeni bir fırın alacaksak neden kendime evime yenisini almayayım ki? Dünyanın en mantıklı ve en doğru bir şey olayı yani. Fırını ve bulaşık makinesini ben aldım bugün. Arçelik'ten aldık. Arçelik tercih ettik. Biz bütün beyaz eşyalarımızı Arçelik'ten aldık. Evet, Arçelik'ten çok memnunuz. Eskisi Siemens'ti. Artık eskimişti yani. İlk zamanlarda belki güzel yıkıyor olabilir de şu anda yıkamıyor. O nedenle yani Arçelik'ten yıkıyor. Aldık. Yine yıkıyor da çok güzel yıkamıyor. Çok yıkamıyor aslında yani. Kötü. O yüzden biz de o eve götüreceğiz fırını da bulaşık makinesinde. Orada da yine idare eder birkaç yıl. Artık bozulursa oraya da yenisini alırız. Orada yaşayan insan, 1+1'de yaşayan insan büyük ihtimalle tek başına yaşayacağı için bulaşık makinesi ve fırın gayet yeterli olacaktır. Ama bize bir misafir geliyor, işte 12 kişilik yemek takımı yetmiyor. Hepsini doldurduğumuz zaman da makine yıkayamıyor yani. Orada 1+1 ev için gayet ideal. Mesela yarın çamaşır makinesi alacağım. Gidip 9 kilo almaya gerek yok çünkü bir kişi yaşayacak en fazla. 6 kilo, 7 kilo artık neyse onu daha 101'den alacağım zaten. Oradan alacağız yani hani insanlara kötü malzeme vermek için değil bu yaptığımız aslında. Hı hı. Tek kişi yaşayacağı için yeterli olabilecek kapasitede şeyleri oraya götürmeye karar verdik diyelim. Şimdilik zaten bozulursa her şey ev sahibinin olduğu için biz yine her şeyini halledeceğiz. Böyle. Evet. Bu videonun altına güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hayırlı olsun mesajlarınızı bekliyoruz. Gerçekten sevincimize ortak olduğunu düşündüğümüz takipçilerimiz var. Onlara da şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Biz böyle bu geç yaşımızda
bir şeyler yapıyoruz. Tabii ki bunların tek sebebi özgüdürü için. İnşallah ödeyebiliriz. Birazcık İnşallah. Sıkışacağız. Başka kredilerimiz de var biliyorsunuz. Yakından takip ediyorsunuz bizi. Aynı anda birçok krediyi ödemeye çalışacağız. İkimiz de genciz. İkimiz de çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi çalışmayacağız da şimdi üretmeyeceğiz de ne yani zaman üreteceğiz? Yani tabii bu yaşta çalışabiliyorken en verimli zamanlarımızı güzel değerlendirmek istiyoruz. Evet. İleride 40 yaşından sonra hani bu kadar sıkı çalışamayabiliriz. Tabii. O yüzden şimdi 40 yaşına kadar en azından elimizden gelen her şeyi yapıp daha sonra rahat bir hayat kendimiz için değil daha çok Özgüdür'ü için rahat bir hayat hazırlamak istiyoruz. Belki Özgüdür'ün kardeşleri olur. Onlar için de geçerli bu. Şimdi hani ileride izlerlerse kıskanırlar diye şey yaptım. Anladın mı? Sen ilerideki çocuklarının şimdilik, bu videoyu izlemesini mi düşündün? Düşünüyorum, her şeyi düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde. Evet. Bu akşam ne yapacağız? Peki onları söyleyeyim. Fırınımızı söküyoruz. Güzelce içini, camını falan çıkartmaya çalışacağım. Onları temizliyoruz. Bulaşık makinemizi son bir kez çalıştırırız evdeki bulaşıklarla. Sonra boş bir şekilde çalıştırırız. En yüksek derecede o da bir kendini temizler. Onu da söküyoruz. Ve onları böyle bir kapının girişine alacağız. Çünkü yarın saat 4'ten sonra yeni fırınımız ve yeni bulaşık makinemiz gelecek. Anneme de bir tane midi fırını aldı baba köy için. O da ankastrenin neredeyse ankastre gibiymiş yani çalışma şekli. Midi bir fırın aldı ona da. O da yarın bize gelecek. Ve bir de televizyon aldım A101'den. O da 1350 liraydı. 40 inç. Gayet güzel bir televizyon. Kendinden uydu alıcılı. Onu da bekliyoruz. Kargoda o da gelmek üzeredir. Ve bunların hepsini nasıl götürüyoruz, eve nasıl takıyoruz, evi nasıl temizliyoruz hepsini video olarak göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz videolarımızı. İnşallah. Yani bundan sonrası İnşallah. Böyle evle ilgili birkaç video evet. olacak. Özellikle o temizleme aşamasında böyle ikimiz yapacağız her şeyi zaten inşallah. İnşallah da üstesinden geleceğiz. Güzel yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Herkes için Allah gönlüne ne varsa versin diliyorum. Amin. Bu şekilde artık fırınları falan düzeltirken, temizlerken tekrardan görüşürüz. Görüşmek evet arkadaşlar. Evimize aldığımız ocak ferre. Biliyorsunuz bende de ferre var ve çok memnunum. O yüzden oraya da ferre aldık. Aslında fırını da ferre mi alsak diye düşündük çünkü güzel yorumlar var ama emin olamadım ben. Evet bakalım. Gri aldık bu arada. Gri mi aldın? Tamam. Çünkü fırınımız da gri ya. Tam buradaki bir takım olacak. Bak şöyle. Gayet güzel. Şey yani gömme gayet kaliteli bir şey aldık anladın mı? Evet gayet. Ne kadar aldın? 4 gözlü. Bunu 300'e aldık. 300 TL. Gayet iyi bir fiyat. Evet bence de iyi bir fiyat. Ferre genelde ucuz oluyor. Bir de güzel oluyor yani. İnşallah güzel olacak oraya da. İnşallah. Hayırlı olsun. Evet şu an saat gecenin bilmem kaçı. Ben ancak fırını temizlemeye başlayacağım. Sizinle birlikte o zaman başlayalım artık bir an önce. Çok aşırı detaylı temizlemeyeceğim. Yine de temizleyeceğim ama iş görür bence. Bir yandan Özge temizliğe devam ederken ben de videoyu editledim. 19 dakikalık bir video oldu. Şöyle çiçeklerimle beraber bir edit yaptık. Takipte kalın.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.